Üçlü zirveyi konuşacağız. Konuğumuz var. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Ahmet Uysal bizlerle olacak. Merhabalar Sayın Uysal. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, beşinci kez bu üçlü zirve gerçekleşiyor. Suriye'de diyoruz ki evet. siyasi geçiş süreci, mülteciler problemi, İdlib konusu işte birçok konu başlığı var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Fırat'ın doğusuyla ilgili şimdi Türkiye Amerika ile bir start verdi. Ortak devreye biliyorsunuz iyi ki tamamlandı. Bundan sonra nasıl ilerleyecek? Hani müttefikler Amerika özellikle bu konuda söylediğinin arkasında durabilecek mi? Göreceğiz ama İran ve Rusya'nın bu ortak devrelere bakışı nedir? Bu zirveyi nasıl etkileyecektir? Özellikle İran'ı da merak ediyorum ben bu konuda. Hep sessiz kalan bir ülke İran. Türkiye'nin Amerika ile güvenli bölge konusunda yapmış olduğu ne diyeyim bu görüşmelerle ilgili... Çok çok fazla bir yorum ve değerlendirme getirmiyor. Ee, sahne arkasında ne düşünüyor, neler yapıyor onu da merak ediyoruz. Tabii bir de şu konu var. Rusya ile İran e, tabii ki Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna bir e, harekat düzenlemesini de istemiyor. Hani burada eksileriyle artılarıyla sizce nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Buyurun. Evet önce yani Fırat'ın doğusundan başlarsak. Burada hem Rusya hem İran bir güvenli bölge oluşturulması fikrine genel olarak karşı değiller. Ama tabii Fırat'ın doğusu Suriye'nin önemli bir kısmını teşkil ediyor. Ve burada Amerika PKK'ya Suriye'nin en önemli bölgesini toprak açısından, petrol açısından, su kaynakları açısından oldukça önemli. Yani ekonomisinin neredeyse yarısını oluşturan bir bölgeyi teslim etti ve burada bir belki PKK kanton devleti vesaire gibi şey çalışmaları var. Türkiye bunu önlemeye çalışıyor. Ve Türkiye, Rusya, İran, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hem fikirler. Suriye'nin bölünmesini bir şekilde PKK'ya oldu bitti ile bir alan açılmasını istemiyorlar ama tabi Türkiye kadar hassas değiller. İran işte kendi peşakıyla uğraşıyor. Belki Irak'ta hatta ile dirsek teması var. Yani bizim kadar samimi ve bizim kadar e, ciddi değil hatta yani büyük ölçüde PKK'yı Türkiye'nin sorunu gibi görüyor ama ona rağmen bir anlayış e, birliği var diyebiliriz e, e, Suriye'nin e, özellikle doğusunda Fırat'ın doğusunda e, Rusya da aynı şekilde yine çok e, soğuk değil yani e, Türkiye'nin Amerika ile işbirliği yapıp Rusya'yı dışlamasını biraz e, o konuda endişe duyuyor Rusya. Bu konuda belki işte Esad'ın buraya girmesi veya Rusya'ya Fırat'ın doğusundan bir pay verilmesi e, konusunda belki ısrarcı e, olmak e, istiyordur. E, burada çünkü dediğim gibi önemli kaynaklar var. E, bir de Esad rejiminin Fırat'ın doğusu ve oradaki imkanlar olmadan ayakta kalması çok kolay bir durum değil. Yani fiili olarak aslında Amerikan işgali ve PKK üzerinden bir Amerikan işgali söz konusu burada. Türkiye de bunu kırmaya çalışıyor. Bu açıdan bir anlayış birliği, yani yörece anlayış birliği var diyebiliriz Fırat'ın doğusu açısından. İran'la evet. ilgili de görüşlerinizi alabilir miyim daha detaylı olarak? Yani İran tabi aslında Suriye'nin harap olmasına İran'ın çok olumsuz payı var. Yani maalesef. Yani Esas rejiminin Rusya'da tabi bombaladığı çok büyük katliam yaptı ama esas tabi İran Suriye devrimini, Suriye halkının demokratik taleplerini engelleyen bir pozisyon ve politika izledi Suriye'de. Yıkımında ve Esad rejimin öldürdüğü binlerce milyona yani varan şeyde bir payı var. Ama geldiği son durumda İran, Suriye'nin çok önemli bir yer olduğunu ve İran'a bırakılmayacak kadar dış güçler tarafından Amerika olsun Rusya olsun önemsendiğini görünce şimdi hem biraz hatasını anladığı gibi hem de artık Türkiye'siz bir yere varamayacağını anlayarak şey yapıyor. Yani biraz daha İdlib konusunda mesela Esad ve Rusya kadar şey davranmadı, Türkiye aleyhine davranmadı ama... Yani Suriye'de Türkiye'nin güçlenmesini de istemez bir yandan. Çünkü Suriye içerisinde İran bir yandan şiileştirme faaliyetleri yapıyor. Bir yandan Esad'ı kontrol etmeye çalışıyor. Hatta Esad rejimi üzerinde Rusya ile İran'ın bir rekabeti var. Bu Amerikan da işte Amerika ile de mücadele ettiği durumda Türkiye ile çok kötü bir duruma gelmek istemiyor. Yani kısmen bir anlayış sağlandı denebilir. Ama İran çok zor durumda şu an. Amerikan ambargoları dolayısıyla Irak'ta Amerika bastırıyor, Yemen'de işte Suudi Arabistan'la uğraşıyor falan. Bir yandan hani başı daha büyük şeyle dertte. O açıdan Türkiye biraz daha anlayış gösteriyor diyebiliriz ama çok yardımcı olduğunu da söylemek mümkün değil. Evet, şimdi tabii evet. esas konu bir yandan da İdlib bir çıkmaza girdi. 3 milyon sivil var, 30 bin militan olduğu düşünülüyor, tahmin ediliyor. Fraksiyonlar, iç içe geçmiş gruplar, Türkiye tabi bunlarla iletişim kurmakta da doğal olarak zorluk çekiyor. nereye varacak İdlib konusu? Nasıl hal olacak? Şimdi biz siyasi geçiş süreci diyoruz ama İdlib, Fırat'ın doğusu, Münbiç Halle olmadan nasıl bu siyasi sürece geçilecek? Ne konuşulacak şimdiden? Ee, hani bir çıkmaz noktalar var bunların halle olması gerekiyor. İdlib konusu nasıl halle olacak sizce? Şimdi İdlib konusunda yani Rusya biraz daha esneyecek. Türkiye de biraz daha orada e, Rusya'nın taleplerini e, anlamaya çalışıp o, o konuda yardımcı olmaya çalışacak. Mesele şu yani Rusya ve Esad aslında bütün Suriye muhalefetini neredeyse bir terör grup olarak görmeye çalışıyor. Türkiye ise el Elkaydı, eşit bağlantılı, işte PKK bağlantılı grupları terörs olarak görüyor. Eee ılımlı, makul, orta yolu benimseyen muhalifleri tehlike olarak görmüyor. Hatta bazılarını Türkiye destekliyor. Çünkü onlar Suriye'nin genelini de temsil ediyorlar. Burada hani demokratik ve insan hakları bazında bir hak talebi yapıyorlar. Yoksa zaten bu kadar çatışma olmazdı, bu kadar insan yerine edilmezdi, bu kadar insan ölmezdi. Yani burada bir haksızlık ve bir zulüm var. Yani Türkiye burada hak tarafı tutuyor. Aynı Filistin meselesinde olduğu gibi zorla insanları hani bir cani bir rejime teslim etmeye çalışıyorlar. Bu açıdan İdlib'de anlayışlar biraz yani gruplara bakış farklı. Türkiye'nin ılımlı gördüğünü ötekiler daha radikal veya terörist sayabiliyorlar. Ama anlaşmanın özünde şu vardı. Türkiye bu e, radikal grupları e, makul bir seviyeye çekebilir diye uğraşıyordu. Hala uğraşıyor. Büyük bir mesafede alındı ama Rusya ufak tefek şeyleri bahane ederek işte onların bazı radikal grupları ki bunların e, yani özellikle körfez bağlantılı olduğunu biliyoruz. HTŞ ve El Nusra bağlantılı grupların çıkışı zaten öyle. E, burada yani daha bir zaman tanınıp siyasi çözüme fırsat verilmesi lazım. Ama Rusya'da tabi hem Amerika ile olan ilişkilerimiz dolayısıyla hem de diğer bölgelerde ortaya çıkan elindeki elinin güçlenmesi dolayısıyla Türkiye'ye baskı aracı olarak bunu kullanmak istiyor. İdlib'de de hani burayı Türkiye'ye tamamen bırakmak istemiyor. Ama Türkiye burada daha önceki anlaşmalar çerçevesinde gözlem noktaları var. Türkiye burada nüfus sahibi ve buradaki ortamı normalleştiriyor. Yani hizmetler açısından, insanların artık hayatını devam edebilip belki e, ciddi bir yığılma da var tabii. E, Suriye'nin başka taraflarından İdlib'e gelen çok büyük bir nüfus var. Bunların hayatını sürdürmesi önemli. Göçmen olmaması önemli. İşte de yeni bir bombalamalarla e, yeni mülteci olarak kapımıza dayanmaması, Avrupa'nın kapısına dayanmaması önemli. Bu, bu konularda çaba sarf ediyor. E, yani belli bir e, yine bir anlaşma niyeti var Rusya ile Türkiye arasında ama dediğimiz gibi konumlar çok birbirine paralel değil. Bir, i̇ki tarafta birbirini zorluyor bu açıdan. Ama bir niyet olduğu bu üçlü anlaşmanın yapılması bile veya üçlü zirvenin, zirvenin bugün yapılıyor olması bile aslında böyle bir uzlaşma niyeti, çözüm bulma niyeti olduğunu gösterir. Bu da olumlu bir şey. Yani bombalayarak, insanları öldürerek, yerinden ederek çözüm bulunmayacağını görüyor. Rusya zaten Türkiye bu astana sürecini başlattığında hani insanlarımız ölmesin, buradaki ülke daha fazla mahvolmasın diye bir çaba göstererek buna yanaşmıştı. Rusya'da savaşı kazansa da barışı kazanamayacağı için burada hem Suriye halkının hem Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olduğu için böyle bir şeye başvurmuştu. Bu açıdan bir karşılıklı ihtiyaç var, güven de var ama hani tabii çıkarlar tam da örtüşmüyor o açıdan bir birek güreşi, bir mücadele, bir zorlamada devam ediyor diyelim İdlib'de. Evet şimdi çıkarlar evet. çok fazla örtüşmüyor ama ortak noktalarda var çıkar konusunda. Peki yarın öbür gün İdlib'de saldırılar yoğunlaşırsa Esad rejimi saldırıları olası göçten bahsediyoruz Türkiye'ye. Tabi burada militanların da hani muhalif gruplar var diyoruz ama bunların bazıları terör örgütü. Buralardan Türkiye'ye girişler, sızmalar yaşanırsa ve Türkiye'yi de bu konuda bir şey yapmaya zorlamak için bu muhalif terör grupları tarafından Türkiye'de bir saldırı riski bulunabilir mi sizce ilerleyen zamanlarda? Bu iş böyle masada çözülemezse. Ya ben İdlib'den geleceklerin böyle çok bir terör ortam oluşturacağını sanmıyorum. Çünkü Türkiye buradaki insanları iyi biliyor, geçişleri ciddi şekilde kontrol ediyor. İnsani bir yığılma olduğunda hani bunların en iyi şekilde elenerek geçmesini artık sağlayacak. Çünkü çok büyük tecrübe edindi Türkiye bu konuda. Biraz da canı yandı açıkçası ve bu konuda önemli gerekli tedbirleri alır. Ama e, tabii bu sadece Türkiye'nin sorumluluğu değil. Bir şey yapılmazsa artık kapıların Avrupa'ya da açılacağını, yani bunların sadece Türkiye'nin yükü olmaktan çıkıp bütün Avrupa'nın bunu paylaşması gerektiği, hatta bütün dünyanın bunu paylaşması gerektiği yönünde Cumhurbaşkanımızın ciddi uyarıları oldu. Eğer böyle büyük bir göç olursa Türkiye'de kapıları açar. Bu sorumluluğu Avrupa dahil, yani başka ülkelerde paylaşır. Paylaşması da gerekir. Ve o açıdan yani Türkiye'ye destek de verilmesi gerekir. Ee, Avrupa'dan yani, hani, hamle bekliyor musunuz şu bu aşamada, konuda Sayın Oysal? E, yani işte bir baskı oluşturuyorlar ama Avrupa tabii parçalı, çok e, böyle bütünlük bir e, Rusya'ya karşı da çok tavır koyabilecek, ortak bir e, tepki geliştirebilecek bir, Ortam yok. Bazılar Rusya ile arası iyi, bazıları Rusya ile husumet içerisinde e, ve bazılarında umurunda değil. Yani özellikle Yunanistan'ı ve İtalya'yı çok ilgilendiriyor bu. Diğer büyük devletler o kadar bu konuya e, eğilmiyorlar. Yani Fransa, Almanya, İngiltere, İngiltere'nin başka işte Brexit'lerdi var falan. E, o kadar da e, yani bizim kadar hassas davranmıyorlar. Ama bir baskıyı da görüyoruz. Yani açıklamalardan e, yani yeni bir dalga çünkü. Oradaki siyaseti de etkiliyor. Avrupa siyasetini aşırıcılığa doğru kaydırıyor. Ve bugün başta olan partilerin bir daha seçilme şansını azaltıyor. O yüzden kimse mülteci dalgası olmasını istemez ama gereğini yapmakta biraz geç kalıyorlar. Biraz eksik kalıyorlar. O açıdan daha fazla baskı yapılması lazım. Yani Avrupa'dan Rusya'ya, Esad rejimine. Ama maalesef burada ölenler Müslüman olduğu için, dökülen kan Müslüman kanı olduğu için çok da birinci derecede Umurlarında olmuyor, çok da büyük tepki göstermiyorlar maalesef. Olsaydı zaten bu zamana kadar 1 milyon kişi ölmezdi Suriye'de. Evet, şimdi anayasa ama bir baskı var diyebiliriz Hı -hı. yani. Evet, böyle. anayasa komisyonu çalışmalarından evet. da bahsedilecek bu zirvede. Şimdi anayasa komisyonu olarak biz sürekli haber bültenimiz içerisinde de veriyoruz bu görüşmelerde sıkça dile getiriliyor ama hiçbir zamanda tam bir detay bir bilgi verilmiyor. Bu konuda sizce gerçek anlamda bir çalışma yapılabiliyor mu şu an? Yapılıyor. Bayağı bir yol alındı. Şimdi 15 15 15 yani 15 muhalifler, 15 esas rejimi, 15 de dışarıdan bağımsız bir komisyon oluşturulacak 15'er kişilik. Buradaki kişiler üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Türkiye'nin tabii PKK bağlantılı olabileceği, PYD bağlantılı olabileceği bazı adaylar konusunda bağımsız diye lanse edilen bazı adaylar konusunda çekincesi var, tepkisi var. Bunları Türkiye kabul etmiyor. O yüzden biraz uzuyor ama yani daha gerçekten bağımsızsa bağımsız olan, belli bir angajmanı olmayan Suriye halkını temsil edecek grup oluşturulacak. Anayasa komisyonunda mantığı, önemi şu. Yani artık Esad rejimi de İran'da dahil eskisi gibi hiçbir şey olmamış, gibi yani bir reset düğmesine basmak gibi bir durumun olmayacağını artık herkes kabul ediyor. Dolayısıyla bir siyasi çözüm, siyasi geçiş arayışı olması lazım. Bunun da yeni bir anayasa yaparak, yeni Suriye düzenini belli bir formata oturtarak, bir düzene oturtarak ilerlemesi lazım. Bunun için de anayasa te temel, anayasa komisyonu oluşturularak burada bir çözüm aranacak ve doğru bir anayasayla doğru bir düzen kurularak işte gelecek seçimler, gelecek parlamento yapısı, hükümet yapısı her şey burada anayasa ile hatta farklı grupların birbirine ilişkisi evet. işte Kürtlerin durumu, Türkmenlerin durumu, Arapların durumu, Sünni ve Nusayrilerin durumu birbirine nasıl ilişkili olacak? Bunlar kararlaştırılacak. Yani anayasa bu açıdan önemli. Özellikle anayasa konusunda Avrupa'nın ve Amerika'nın desteğinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu siyasi göçüş konusunda ama evet. diğer konularda maalesef o kadar net destek görmüyoruz. Evet, bir diğer konuda da evet. S400'ler. Tabi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la olan görüşmesinde Patriot'larla ilgili de bir düşüncesini paylaştı Trump'la. Şimdi S400'lerin kurulumu Nisan gibi tamamlanacak diyoruz. Bir taraftan da Patriot'lar gelebilir mi Türkiye'ye? Gelebilir. Yani e, Türkiye bunları boşuna almadı. Bu iki farklı almadı. sistemin olması doğru mudur belki. peki? Bence bir sıkıntı yok. Yani hı hı. E, şimdi adamın bir Japon arabası var diye örneğin Alman arabası almayacak diye bir kural yok. Bu her şeyde piyas normal serbest piyasada e, bu mümkün. Yani bir, e, birbirine normal ihtiyacına göre insanlar istediği şeyi alır. Teknoloji aletleri için de bu geçerli. Evinizde bir farklı televizyon var diye öbür türünü almayacağınız diye kimse bir şey diyemez. Müşteri her zaman haklıdır. Türkiye burada alıcı ve müşteri istediği yerden alabilir. Ama Amerika tabii hem küresel gücünü hem NATO gücünü hem askeri gücünü burada bir yaptırım unsuru olarak kullanmak istiyor. Türkiye baskı oluşturmaya çalışıyor. Türkiye buna prim vermedi, buna yanaşmadı ama bir ortak nokta belki farklı patriotların alınması, belki işte S400'lerin belki kapsamının biraz daha dar tutulması gibi seçenekler olabilir. Çünkü karşınıza almak istemeyeceğiniz bir süper güç var, Amerika var. Dünyanın her yerinde etkisi olan, çıkarı olan, ekonomik açıdan ciddi gücü olan bir devletle de burada muhatap oluyorsunuz. Evet yani yok sayamayız ama ee, tabii ki Türkiye güçlü bir ülke olduğu için diğer Arap ülkelerinden farklı olarak bakın körfez ülkeleri dahil olmak üzere hiç kimse Amerika ile pazarlık etmiyor. Amerika dikte ediyor, empoze ediyor kendi istediklerini ama Türkiye ile e, pazarlık yapmak masada tartışmak zorunda. Tabii onları rahatsız etse de buna alışmak durumundalar, alışıyorlar. Türkiye gerçekten kendi çıkarları neyse, halkının çıkarları neyse onu yapmaya çalışıyor ve o açıdan da hem güçlü hem de bir e, rahatsızlık e, sebebi oluyor bu. Eski alıştıkları Türkiye e, olmadığı için hani her dediklerini yapan bir Türkiye yerine artık masada ikna etmeleri gereken bir şey istediklerine bir şey vermeleri gereken bir Türkiye ile muhatap olduklarını şimdi artık biliyorlar. Bu konuda da bence e, bir yol alındı yani s 400ler konusunda e, belki biraz daha hafif atlatıyoruz diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz sayın yani Amerikan Usta. Tepkisinin daha ağır, ağır olmasını bekliyorum. Amerikan yani. tepkisinin daha fazla olmasını bekliyorlardı ama olmadı. Çünkü Türkiye'den vazgeçmesi de bir ülkenin Amerikan özellikle de kolay değil. Ben evet. de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Çok ediyorum. Çok sağ olun. Evet son sözleriniz bu şekilde oldu. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Ahmet Uysal bizlerle birlikteydi sevgili izleyenler.